Shift Delay.net YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kalabalık bir ortamdayız. İstanbul Fuar Merkezi'nde Mobisat IMEX Fuarı'ndayız. Peki Mobisat IMEX'te neler var? İletişimden ses ürünlerine, bilgi teknolojilerinden bilişime, tüketici elektroniğinden oyunlara aklınıza gelebilecek en güncel ve en son ürünler Mobisat IMEX'te. Şimdi fuar alanına yavaş yavaş giriş yapıyoruz ve bütün standları gezmeye başlayacağız arkadaşlar. Bakalım bizleri neler bekliyor. Arkadaşlar Anker'in standına geldik. Burada farklı ürünler var. Anker'in taşınabilir hoparlörleri var, kulaklıkları var. Fakat burada benim en sevdiğim nokta ne diye soracak olursanız tabii ki Nebula serisi. Nebula serisine ait projeksiyonlar son zamanlarda bir hayli tercih ediliyor. Özellikle taşınabilir olanlar, yani şarjı dediğimiz projeksiyonlar kamplarda çok kullanılıyor ve kamplarda kullanılan projeksiyonların da genellikle Anker Nebula serisine ait olan modeller olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesela Anker Nebula Mars 3 var. Bu da yine şarjlı bir model. Full HD çözünürlüğü var. Aynı zamanda 200 inçe kadar bir görüntü verebiliyor. Eğer full parlaklık modunda kullanırsanız ise ortalama 200 saatlik bir kullanım sunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda Android TV olduğunu belirtelim. Yani bir Android cihaz kullanıyormuş gibi farklı uygulamalar indirebilir ve film dizi izlerken kullanabilirsiniz. Dilerseniz farklı standlarla devam edelim. Evet arkadaşlar, stand turumuza devam ediyoruz. Arkamda Vava Teknoloji çatısı altında bulunan markaların standları var. Yani Vava'nın standındayız. Şöyle ilk olarak en baştan başlamak istiyorum. Burada Bix'in ürünleri var. Özellikle mobil aksesuar tarafında Bix ürünlerini zaten kanalımızda birçok kez görmüştük. Burada powerbankler olduğunu görüyorum. Yine MagSafe destekli ve burada kulaklık. Aynı zamanda üçü bir arada kablosuz şarj standları var. Şu powerbank 30.000'miş arkadaşlar. Ki hani hiç de o kadar gibi durmuyor. Bu da 20.000, 20.000, 10.000. Burada yine Bix'in power station'ları var. Birbirinden güçlü power station'lar. Kamp ışığı, akıllı lamba ve sinek kovucu gibi özellikleri olan da ışıklar yine Bix'in ürünleri arasında yer alıyor. Şöyle diğer markalara da geçelim yavaş yavaş. Aa, burada motosiklet var. Elektrikli sanırım bu. Kaç kilometre menzili var? 100 kilometre tek şarjla. Maksimum hızı kaç? 60 kilometre hız yapabiliyor. Sürebiliyor muyuz burada? Oo, süper. Ben bunu süreceğim. Ben sürüyorum bunu. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Çok iyi. Harbi diyorum, süper. Burada otomatik el frenim var. Ha, durduğum zaman direkt şey yapıyor. Arkadaşlar bu motosiklette bir özellik daha bulunuyor. Geri vites var. Burada sağ tarafta geri vitese bastığım zaman yavaş yavaş kolu çekiyorum ve gördüğünüz gibi kendi kendine gidiyor. Genellikle çok büyük motosikletlerde geri vites özelliği oluyor ama bir elektrikli motosiklette böyle bir çözümün olması da güzel olmuş. Evet arkadaşlar, stand turumuza devam ediyoruz. Arka tarafında yine high feature ürünlerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle giyilebilir teknolojiler tarafında high feature'ın birçok modelini de incelemiştik. Devam ediyoruz. Leco ürünleri bulunuyor arkadaşlar. Leco'nun ürün gamı biraz daha geniş. Gaming ekipmanları da var. Örneğin klavyesi, mouse'u ve kulaklıklarının da olduğunu görüyoruz. Bununla beraber taşınabilir hoparlör gibi birçok üründe yine Leco çatısı altında karşımıza çıkıyor. Stand turumuzun yavaş yavaş sonuna gelirken SCCAM tarafından da bahsetmek istiyorum. Yine aksiyon kameraları ve diğer küçük kamera çözümlerini de SCCAM standında beraber incelemiş olduk. Stand turumuza devam edin. Bu ilginç aracın çalışma prensibi nasıl? Şöyle, ilginç aracımız aslında Lego'nun büyüğü olarak tanımlanabilir. Lego'nun gerçek hayatta kullanılabilir halidir. Bir çocuğun 4 ila 16 yaş arasındaki tüm ihtiyaçlarını karşılar. Elektrikli bir araç. Zaten belli bir hız sınırlaması koyuyoruz biz bu motorlara çocukların güvenliği açısından. Bu da F1 modelimiz. Bir formül aracımız bu da. Aynı parçalar farklı şekilde montaj edilerek farklı bir araç oluşturuluyor. Çok iyi. Vay, dönerken öyle güzel hissettiriyor ki, akıyor gidiyor. Yani hızı çok yüksek değil, müthiş bir torku yok ama gerçekten hani bir çocuk için oyuncak yani. Öyle aşırı hızlı da değil, aşırı yavaş da değil. Tamamen tatmin edici. Şu diğer modeli de deneyeceğim, onu da merak ettim.
Arkadaşlar bu daha hızlı bir modelmiş. Zaten tasarımı da biraz daha farklı. F1 direksiyonu var. Şöyle hemen bir deneyelim. Aa, bu biraz daha hızlanmaya başladı. Kontrolü biraz daha zor gibi geldi. Şu an dönelim mesela. Bu da çok güzel. Stand turumuz devam ederken arka tarafında bir sahne var ve bu sahne yavaş yavaş dolmaya başladı. Peki neden? Az sonra Mobisat Başkanı Mustafa Kemal Turnacı sahneye çıkacak ve açıklamalarda bulunacak. Daha sonrasında BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yine bu sahneye çıkacak. Hem Mustafa Kemal Turnacı'ya hem de Ömer Fatih Sayan'a mikrofon uzatacağız. Bakalım bu fuar hakkında neler düşünüyorlar? Öncelikle hoş geldiniz. Fuar alanını nasıl buldunuz? Mobisat'ın bütün fuarlara katılmayı özen gösteriyorum. Bu fuarın şöyle bir yanı var, birleştirici. Sektördeki yenilikleri görmek için hem bizlere hem gençlere büyük bir imkan sağlıyor. Şimdi burada mobil tarafta yeni ne cihaz varsa görüyorsunuz. Sektörün tüm temsilcileri bir arada. Önümüzdeki yılda bizim milli teknoloji vizyonumuz var biliyorsunuz. Yerli ve milli olan her şeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu sene fuarda şunu gördük. Eskiden ithalat çok ağırlıktaydı. Bu sene bu firmaların Türk malı diyebilecek şekilde Türk markası ürünleri geliştirdiklerini, standartları belirledikleri, tasarımları yaptıklarını gördük. Apple'a baktığınız zaman Apple hangi ülkenin ürünü? Amerika'nın ürünü. Nerede üretiliyor ağırlıklı? Çin'de üretiliyor. Ya bunun katma değerini Çin'deki üretici mi alıyor, Amerika'daki Apple mi alıyor? Bu vizyonla burada birçok ürün, aksesuar, temsilcinin Türk markalarını ön plana çıkardığını burada görmek memnuniyet verici. Biz hem Türk malını destekliyoruz hem de Türkiye'de üretimi destekliyoruz. İkisi de olsa ne güzel. Ama Türk markalarının öne çıkması da bizi gururlandırıyor. Evet arkadaşlar, Mobisat Başkanı Mustafa Kemal Turnacı yanımızda şu anda. Merhabalar. Merhabalar. Sizlere birkaç soru sormak istiyorum Mobisat IMEX fuarı ile ilgili. Özellikle 2024 yılında %50'lik bir büyüme hedefleniyordu. Peki bugün itibariyle bir yorum yapacak olursanız şu anda hangi noktada ve bu planların uygulanması için hangi adımlar atıldı? Yani fuarımız her geçen gün ilginin arttığını görüyoruz. Özellikle gelişen teknolojilerin tanıtımı, aynı zamanda her geçen gün gelişen teknolojilerde yerli üretimin konuşulmaya başlaması ve yerlilik oranının her geçen gün arttığını görmek fuarımızda bizi ayrı bir mutlu etti. Yine sektörün tüm paydaşlarını misafir ettiğimiz, ağırladığımız, yer verdiğimiz fuarımızda ekonomiye kazandırmak üzerine yapılan çalışmaların hayat bulduğu, hatta Avrupa'da, dünyada örnek gösterilecek bir takım ödüllere layık görüldüğü, yenileme merkezleri sürecinin başarıyla ilerlemesini de yine memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda her ne kadar ithal gibi gözüken bir sektörde olsak da yerli markalarımızın gerçekten dünyada söz sahibi olup ihracat kalemi oluşturduğu bir alanı da görmek yine fuarımızda bizi mutlu etti. İlgisi artarak devam eden bir süreci görmekten, fuarımızdaki bu memnuniyeti duymaktan bizler de çok mutluyuz. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Türkiye'nin sektördeki stratejik konumu uluslararası işbirlikleri için nasıl bir avantaj sağlıyor? Şimdi aslına bakarsanız coğrafi konumumuzu detaylı incelediğimizde Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere yakın coğrafyamızda aslında stratejik bir coğrafi konuma sahibiz. Biz sektör olarak bunu nasıl avantaja çevirebiliriz? Bunları çok iyi inceliyoruz. Çok iyi detaylı bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında fuarımız da bu bakış açısının parçalarından bir tanesi. Bizim hayalimiz yeni teknolojileri öncelikle ülkemize çekerek Mobisat IMEX fuarımızda bu teknolojileri hem sektörle hem vatandaşlarla birleştirerek sonrasında ülkemizden lansmanının, öncelikle yakın coğrafyamız başta olmak üzere lansmanının ülkemizden yapıldığı bir teknoloji ortamı hayal ediyoruz. Bunun öncüsü olmak için yola çıktık. İnanıyoruz ki yakın zamanda da bu hayalimiz gerçek olacak. Hatta bu lansmanları yerli ürünlerimizin çok daha fazla olduğu, yakın coğrafyamızdan ve Türk Cumhuriyetlerinden çok daha fazla ilgi gördüğü ve her geçen gün de yerlilik oranının istikrarlı bir şekilde arttığı bir fuar olarak görüyoruz. Bu bakış açısının bir başlangıcı, bu hayalin bir başlangıcı olarak görüyoruz. Her paydaşımızı da, aynı zamanda tüm vatandaşlarımızı da bu alanda fuarımıza ilgi ve destek
olmaya, ilgi göstermeye ve destek olmaya davet ediyoruz. Açık söylemek gerekirse bizim sektörümüz birçok sektöre göre daha genç, daha dinamik bir sektör ama artık hayatın merkezine konuşlanmış bir sektör. Tüm alanlarda stratejik önem taşıyor. Hele günümüzde bunu daha çok hissediyoruz. Artık belirli ürünlerin saldırılarda, savaş ortamlarında kullanıldığı anları da yine bizim sektörümüzün içerisinden görüyoruz. Sağlıktan ekonomiye kadar birçok alandaki hizmetleri de yine bizim sektörümüzden görüyoruz. Aslında hayatın tamamen merkezinde konumlanan bu sektörü doğru anlamalı, dikkatli yönetmeli, gerçekten gelecek nesillerde üretimi ön plana alacak, bu sektörde vagon değil de lokomotif ülke olma adına doğru bir şekilde gelecek nesillere dizayn etmemiz gerektiğini savunuyor. O yönde de mücadelemizi ve emeğimizi sürdürüyoruz. Peki bu yılki fuarda dikkatinizi çeken en önemli teknolojik yenilik neydi? Yani özel bir, spesifik bir örnek vermek istemiyorsanız da yine genel bir kategoride söyleyebilirsiniz. Girişte de bahsettiğim gibi samimiyetle söylemem gerekirse ilk başta her geçen gün yerlilik, yerli üretim, yerli marka bu söylemleri daha çok duyuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Aslında bu bizi bir nevi haklı çıkartıyor. Her ne kadar sektörümüz ithal bir sektör olarak görülse, algılansa dahi ülke insanımızın gerçekten teknolojiye çok yatkın olduğunu görüyoruz. Aslında bu yatkınlıkla birlikte de biz ülkemizde üretimi daha çok konuştuğumuz bir alana doğru geldik ve bunun çok daha fazla, hatta kar topu etkisiyle katlanarak artacağını, buradaki çok daha hızlı yol kat edeceğimizi düşünüyoruz. Yerlilik çok ön planda oldu fuarımızda. Yine yeniden ekonomiye kazandırmak üzere aynı zamanda da vatandaşlarımızın gerçekten güvenilir bir ortamda alışveriş yapabileceği, özellikle yenileme merkezlerinin konumlanması bizi yine ziyadesiyle mutlu etti. Onun haricinde biraz önce yine bahsettiğim gibi yerli markaların dünyada ihracat yapmaya başlaması, ihraç kalemi olarak bir alan oluşması yine bizi mutlu etti. Ya yani benim hatırımda kalan ne diyecek olursanız bir fuar ziyaretçisi olarak, sanki her geçen gün artık kendi kendine yeter ülke olmak üzerinde bu alanda da yola çıkmış bir sektör, ülke ve fuar görüyorum. Verdiğiniz yanıtlar için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ülkemiz için artık bu sektörü, bu ürünleri doğru anlamak ve efektif kullanmak çok önemli. Biz artık kullanılmasının eğitim sistemimizde yer alması gerektiğini savunuyoruz. Gelecek nesillerde bugün birçok sorunu yaşadığımız gibi bazı platformların kapatılması, açılması noktasından ziyade bunların doğru kullanılmasını ve ülke insanına faydalı bir şekilde kullanılmasını anlatacak ve ülke insanımıza bu eğitimi verecek bir eğitim sistemimize bu ürünlerin kullanılması çok önemli. Artık bu ürünler, biz artık cep telefonlarımıza hayat kumandası ifadesi veriyoruz. Bu alanda da bu ürünleri kullanımının bir müfredata dahi yer alması gerektiğini savunuyoruz. Evet, stand turumuza devam ediyoruz. Yanımda Hasan Ören var. Green Monkey. Doğru mu söyledim? Doğru. Almanya'dan. Ses harfler yok. Green Monkey. Peki ne yapıyor? Bu büyük cihaz ne yapıyor? Green Monkey dediğimiz. Bu büyük cihaz 3,5 yıl çalışmanın sonunda yapay zeka ile insansız ekran koruyucu takıyor. Yani sokakta veya bir alanda karşılaştığınızda insanlar bunu hiç insan olmadan kullanabiliyor. Tamamen yapay zeka ile çalışıyor. Örneğin bu telefonu aldık. iPhone 15. Modelimizi seçiyoruz. 15 burada. Hayalet. Standart glass, matte glass. Ne seçersiniz? Evet. Hayalet mi olsun, normal mi olsun? Standart olabilir. Standart. Evet. Ödeme sistemine geliyoruz. Google Pay, Apple Pay hepsi mevcut. Müşteri ödemeyi gerçekleştirdikten sonra devam ediyor. Ama biz şimdi özel bir kodla onu açacağız sizin için. Ekranda bütün adımları izleyebileceksiniz. Ve sürekli update geliyor buna. Peki bu da kaç dakikalık bir süreç bu? 100 saniye. 100 saniye. 100 saniyede telefonunuzu kusursuz bir şekilde alıyorsunuz. Ve size display nasıl adımlar atacağınızı tamamen tarif ediyor. Burada bakın, kılıfınızı çıkartın. Evet. Arkada bir yapıştırıcı varsa onu dahi çıkartın. Ekran koruyucuyu çıkartın diyor. Kılıfımızı çıkarttık. Buyurun. Peki ekran benim ekranımda çatlak var mesela. Evet, şimdi ona geleceğim. İşte tam burada bizim en mükemmel sistemimiz devreye giriyor. Ekranda bir kırık var veya bir çatlak var. Bakın bir çizik var. Evet. Makinenin içerisinde diagnoz sistemi var. Cihazı tarıyor. Hatta fotoğrafını çekiyor. Yani insanlar sonra, hatta şöyle kirleteyim. Bakın. Böyle bırakıyoruz. Biz çekiliyoruz kenara. Örneğin cihazda herhangi bir problem varsa
çatlak, kırık. Çıktıktan sonra onun içerisine kaydediyor. Yani diyelim ki birisi bir uyanıklık yaptı. Ya benim telefonum kırık değildi dediğinde biz ona o fotoğrafı gösterebiliyoruz. Yani bütün hatalar, bütün detaylar hesaplandı. Tek bir tuşla bütün update'ler sürekli cihaza güncelleniyor, arayüzler değişiyor. Bütün bunları bir enter tuşuyla yapabiliyoruz. Peki ben burada hiç Türkçe bir kelime ve seslendirme görmedim. Türkiye'ye gelecek mi? Evet, şu an bu cihazın dünyadaki tek modeli şu an bu zaten. Siz de şu an bir ilki yapıyorsunuz. Dünyadaki tek cihazı siz tanıtıyorsunuz. IFA Berlin sonra burada. Yaklaşık bir ay sonra hemen değil bir update'le bildiğimiz klasik cihaza yüklenmiş olacak. Ki zaten o kadar basit arayüzler var ki insanlar yani İngilizce bilmeden dahi bile bunu kullanabilecek. Şu an buradan görebiliyor muyuz işlemi? Şu an göremiyorsunuz ama yeni yazılımımızda ekranda direkt göreceksiniz. Şu an işlem devam ediyor. Robot gidip modeli seçiyor şu an. Hangi telefon modeli olduğunu diagnoz yaptı. Gidip o camı alıyor şu an. Getirecek. 20 saniye sonra da işlem bitmiş olacak. Bakın mesela şu an mikrofonu ben sizden alıyorum. Evet. Ve siz telefonu alın lütfen. Bir anda konuk oldum ben de. Evet. O ilk telefonu almış olduğunuzdaki his var ya. Şimdi size onu yaşatacağız. Evet Semar, şimdi yavaş yavaş açıyorum. Oo. Abi mis gibi olmuş ya, çok güzel. Sanki kırılmaz yokmuş gibi. Hani evet. Başka bir cam yok gibi. Hem evet. Tam sıfıra sıfır hem de kırılmaz cam oldu anlaşılmıyor. Toz yok. Yok, sıfır hava yani. Yok. Bir de o kadar parmak izi yaptık, bıraktık. O kadar kirlettik. Abi gerçekten müthiş. Ve o hissi yaşadınız mı? Yani 1,5 dakika falan beklemişizdir ve hızlı bir şekilde yaptı. Evet. Verdiğiniz yanıtlar için ve bu uygulamalı anlatım için de çok teşekkür ederim. Makine gerçekten hoşuma gitti. Burada tabii fiyat da önemli. Onu da önümüzdeki aylarda göreceğiz bakalım. İnşallah 3,5 ay sonra bir sürprizimiz daha olacak. 3,5 ay sonra yeni sürprizle inşallah görüşürüz. O zaman sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Hoşça kalın. Evet, az önce izlediğiniz artırılmış gerçeklik yani AR'la yaptığımız oyunda biraz aksiyonlu oldu. Ben öğrenmeye çalıştım aslında. Çok hareketli geçmedi. Arkadaşımız biraz daha benim için savunma yaptı. Benim öğrenmemi bekledi. Ama hem bu artırılmış gerçeklikle yapılan sporlar hem de bunun gidişatıyla alakalı size birkaç soru sormak istiyorum. Şu anda gidişat nedir? Şöyle söyleyeyim. Eylül'ün 14'ünde biz İngiltere'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda milli takım olarak Avrupa Şampiyonu olduk. Onun öncesinde 2021 Avrupa Şampiyonu var tekrar. 2022 dünya beşinciliğimiz var. Sonrasında bir Avrupa ikinciliğimiz daha var. Avrupa'nın haricinde ülkemizde 2019 yılından beri var HADO. Üniversiteler Ligi'nde var 3 senedir. Şampiyonalara yapılıyor. Bu sene işte okul sporlarında olması bekleniyor. Yavaş yavaş geliştirmeye çalışıp Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz bu branşı. Vallahi hani biraz gerçekten zor bir spor. Yani bana kalırsa zor. İlk defa öğrenen için zor gibi görünüyor. Aslında 3'e 3 oynanan bir branş. Birebir oynadınız şu an. Tamamen stratejiye dayalı bir. Hem teknoloji hem sporu aynı anda şu an sahada buluşturan tek branş aslında. Normal profesyonel sahalarda oynanan sistemlerde 5G üzerinden İstanbul'daki bir saha ve Ankara'daki bir saha hiç fiziksel temas ve beraber olmaksızın oynayabiliyorlar bu serverlar üzerinden. Yani ilk defa aslında bir branşı hiç beraber bir araya gelmeden fiziksel bir şekilde de yapabiliyorsunuz HADO'da. Peki arkadaşlarımız sizi nereden takip edebilirler? YouTube, Instagram hesaplarından, LinkedIn hesaplarından HADO Türkiye üzerinden bize ulaşabilirler. Denemek istiyorlarsa İstanbul Grand Pera AVM var İstiklal Caddesi'nde. Hemen giriş katında HADO deneyim merkezimiz var. Orada da gelip deneyimleyebilirler. Evet arkadaşlar, Mobisat IMEX turumuzun sonuna geldik. Güzel röportajlarımız oldu ve güzel yerler gezdik. Yeni teknolojileri... Bir saniye, beni dinler misin? Şu an çıkış alıyorum. Lütfen sabote etme. Evet, yanımda da Akın Robotics'in Ada 7 robotu var. Onu da... Az önce bir sorunla karşılaştım. Az önce bir sorun. Söyler misiniz? Bak, az önce bir sorunla karşılaşmış. Güzel teknolojiler gördük. İyi bir video oldu. Şimdi Ada'ya mikrofonu yöneltiyorum ve size bir mesajı var. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bak, duydunuz mu? Videoyu beğenip yorum yapmayı... Teşekkürler Ada. Başka bir şey söylemek ister misin? Abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Teşekkürler Ada. Kendinize iyi bakın. Rica ederim. Görüşürüz. Çok iyi.